Peroksizom ve lizozom organellerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? Gelişmiş yapılı hayvan hücresinde bulunabilme her ikisinde de gözlenecektir. Hayvan hücrelerinde peroksizomda lizozom bulunacaktır. Doğrudur. Metabolik faaliyeti sırasında oksijen tüketme bu peroksizom organeline aittir. Çünkü peroksizom içerdiği farklı enzimler sayesinde oksijeni hem üretebilecek hem de tüketebilecektir. Ortak gözlenmeyecektir. Devam ediyorum. Zehirli bir madde olan hidrojen peroksidi su ve oksijene kadar parçalamada yine peroksizoma ait bir özelliktir. Lizozomda görülmeyecektir. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki yapılandırılmış gritte bazı hücre organelleri verilmiştir. Buna göre gritte gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde görev yapabilen organellerin yer aldığı kutucuklar boyandığında aşağıdaki desenlemelerden hangisi oluşur? Şimdi gelişmiş yapı bitki yapılı bitki hücrelerini bilerek çizdim arkadaşlar. Böyle şeylere dikkat edelim. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde lizozom bulunur mu? Hayır, bulunmaz. Kontraktil koful var mıdır? Hayır, çünkü tatlı sularda yaşayan protistlerde olacaktır. Ama bu bitki hücrelerinde peroksizom vardır, salgı kofulu vardır. O zaman bunları boyarsa şeklimiz hangisi gibi olacaktır? Boyayamadık. D şıkkındaki gibi olacaktır. Çeşitli canlılarda gerçekleşen olaylarından hangilerinde salgı kofulu görev yapmaz demiş. Çürükçül beslenen cıvık mantarın hücre dışına sindirim enzimi salgılamasında salgı kofulu görev yapacaktır. Çünkü mantarlarda bir heterotrof canlılardır. Ökarat hücre yapısına sahiptir. O yüzden kofulları vardır. Reçineli bitkilerin hücre dışına reçine salgılaması demiş. Bakın yine salgı ve bitki yine ökaryot yapıda. Ama üçüncü öncüle geldiğimde saprofit bakterinin hücre dışına sindirim enzimi salgılaması demiş. Bakın bizde ne soruyor arkadaşlar? Salgı koful soruyor. E bakteri neydi? Prokaryot hücre yapısındaydı. Prokaryot hücre yapısının kofulu var mıydı? Yoktu. O yüzden bu görev yapamayacaktır. Cevabımız da görev yapamayan zaten soruyormuş. B şıkkı olacaktır. Hücre organelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru yanlış değerlendirilmesinde hata yapılmıştır? Genç bitki hücrelerinde koful küçük ve çok sayıda, olgun bitki hücresinde koful büyük ve az sayıdadır. Evet bu bir doğru ifadedir. Lizozom organeli midede sindirim enzimlerinin salgılanmasında görev yapar demiş. Yanlıştır arkadaşlar sindirim enzimini salgılamayacaktır. Peroksizom organeli farklı metabolik olaylarda görevli çok çeşitli enzim içerecektir. Evet 50'ye yakın farklı enzimleri bulunacaktır. Sindirim enzimi sentezleme lizozom ve peroksizom organellerinin ortak özelliğidir demiş ve buna doğru demiş. Hayır arkadaşlar sindirim enzimi sentezlemiyor bunlar yanlış bir ifadedir. Devam ediyorum. Kontraktil kofu sadece protistlerde bulunacaktır. Evet bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki kartlarda bazı canlılar ve bu canlıda görev yapabilen bir organel çeşidi verilmiştir. Buna göre numaralandırılan hangi kart yanlış hazırlanmıştır? Birincisi amip demiş. Amipte lizozom bulunur mu? Arkadaşlar amipte lizozom bulunabilecektir. Çünkü ökarat bir hücre yapısına sahiptir. Zarlı organelleri bulunacaktır. Devam ediyorum. Paramesyum. Paramesyum'da kontraktil koful görev alacaktır. Çünkü fazla suyun dışarı gönderilmesinde işte bu kontraktil kofullar görev alıyordu. Havuç ve peroksizom demiş. Havuç bir bitkidir ve peroksizom bulunacaktır. Bakteri besin koful demiş. Bakteri prokarat hücre yapısına sahiptir ve koful gibi zarlı organeli bulunmayacaktır. O zaman yanlış hazırlanan kartımız dördüncü karttır. Cevabım da B şıkkıdır. Songül öğretmen ökaryot hücrelerde bulunan bazı organeller ve bu organellere ait özellikleri tablo halinde tahtaya çiziyor. Buna göre numaralandırılan özelliklerden hangilerinde hata yapılmıştır? Gelişmiş yapılı bitki hücresinde bulunma dediğinde lizozom varlığından bahsetmiş fakat lizozom bulunmayacaktır gelişmiş yapılı bitki hücresinde. Fakat peroksizom bulunacaktır. Demek ki bir numarada hata yapıldı. Tek katlı zar ile çevrili hücre dediğimizde lizozomda evet tek katlı zar vardır. Peroksizomda tek katlı zar vardır. İki e doğrudur. 3 numarada diyor ki nükleik asit içerme lizozomda var peroksizomda yok demiş. Halbuki lizozomda da bulunmayacaktır. Demek ki 3 numarada hata yapılmıştır. Cevabımız 1 ve 3 olan E şıkkıdır. Peroksizom organelinin faaliyetine bağlı olarak grafiklerindeki değişimlerden hangileri meydana gelebilir? Şimdi hidrojen peroksit zamanla azalmış. Peroksizom organelinin görevi neydi arkadaşlar? En temel bildiğimiz görevinden bahsediyorum tabii ki de. Hidrojen peroksit zararlı bir maddeydi. Bunu zararsız olan su ve oksijene kadar parçalayacaktı. O zaman diyorum ki peroksizom organeli eğer görev alırsa çalışırsa ne olacaktır? Hidrojen peroksit azalacaktır. Birinci grafiğim doğrudur. Peki buna bağlı olarak oksijen miktarı arttı mı? Evet oksijen de arttı. Bu da doğrudur. Yağ asiti miktarının azaldığından bahsetmiş zamanla. Şimdi yağ asitlerini de peroksidamın bir görevi de yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere kadar parçalamaktır. E daha küçük moleküllere kadar parçalayacaksa o zaman yağ miktarda azalacaktır. Ve üçüncü grafiğim doğrudur. Cevabım E şıkkıdır. İnsana ait X ve Y hücrelerinin lizozom organinin sayıları arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiştir. Buna göre Y hangileri olabilir demiş. Şimdi birinde X'de lizozom sayısı A birimken Y hücresinde lizozom sayısı 10 A birim. O zaman nedir arkadaşlar? Burada daha fazla bir sindirim olayı gözlenecektir diyebilirim. Peki ak olabilir mi? Evet arkadaşlar ak olabilecektir diye değerlendiriyor. Çünkü örneğin virüsleri bakterileri fagostözle e, yutacak olan yapıdır ak O zaman diyorum ki evet burada izozom sayısı daha fazla olabilecektir. Olgunlaşmış al yuvar demiş. Olgunlaşmış al yuvarlar çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunduramayacaklardır. Kaybedeceklerdir çünkü. O yüzden bu olamayacaktır. Ama sperm dediğimizde işte spermde de yine lizozom etkin rol oynayacaktır. Çünkü spermi yumurtaya girişinde lizozom görev alacaktır. Bu da olabilir. Cevabımız 1 ve 3 olan C şıkkıdır. X organelinin T0 T2 zaman aralığındaki faaliyetine bağlı olarak hücre içindeki oksijen miktarının değişimi aşağıdaki grafikte de verilmiştir. Buna göre X organeli ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi zamanla grafiğe baktığımda bu organel faaliyetinde oksijen miktarı zamanla artmış. Daha sonra oksijen miktarı azalmıştır. Şimdi buraya baktığımda şunu anlayabiliyorum. Bu bir bu peroksizom organelidir arkadaşlar. Çünkü Peroksizom organeli katalaz enzimi ile hidrojen peroksidi su ve oksijene kadar parçalayacaktır. Aynı zamanda da hem oksijen üretirken daha sonra da oksijen tüketebilecektir. Şimdi devam ediyorum. Sadece hayvan hücrelerinde mi bulunur peroksizom organeli? Hayır arkadaşlar hem hayvan hem de bitki hücrelerinde bulunacaktır. O yüzden yanlıştır. T0-T1 zaman aralığında... İçerisinde bulunan katalaz enzimi aktive olmuş olabilir mi? T0T1'de bakın oksijen miktarı arttı. Peki katalaz enzimi aktif olduğunda ne olacaktır? Hidrojen peroksit zararsız bir madde olan su ve oksijene kadar yıkılacaktır. O zaman olur mu? Bakın oksijen miktarı arttı. Birinci grafikte de birinci aralıkta da böyle belirtmiş. O zaman olabilecektir. Doğrudur. Çekirdek kontrolünde mitokondriye dönüşebilir demiş. Hayır arkadaşlar peroksomda böyle bir dönüşüm söz konusu değildir. Cevabım da yalnız iki olan B şıkkıdır. Lizozom organelinin içerdiği enzimler saflaştırılıp aşağıdaki tüpe koyuluyor. Enzimlerin çalışması için uygun koşullar sağlandığında grafiklerdeki değişimlerden hangileri meydana gelir demiş. Şimdi Protein var, glikoz var, amino asit ve su var töpümüzün içerisinde. Eğer ki ben proteini yapı taşlarına kadar ayırırsam, yani proteini hidrolize edersem diyelim, proteini su ile parçaladım. Ne açığa çıkacaktır arkadaşlar? Amino asit. O zaman protein miktarı, eğer ki enzimler çalıştı, protein miktarı azalırsa o zaman amino asit miktarı da artacaktır. Ortamda zaten amino asit vardı. Demek ki amino asit daha da artmış olacaktır zamanla. O zaman bu ifaden doğru. Peki glikoz miktarı demiş ve su miktarı demiş. Peki ben burada suyu kullandım mı? Kullandım. Kullandıysam su miktarı azalacak mıdır? Evet. O zaman üçüncü grafiğim de doğrudur. Fakat glikozla ilgili herhangi bir işlem yaptım mı? Hayır. Çünkü glikoz bir monomerdir ve herhangi bir enzimi yoktur bu tüpün içinde de. O yüzden glikoz miktarı sabit kalacaktır. Bu grafiğin yanlıştır. Cevabım 1, 2 ve 3 olan C şıkkıdır.